Yani sevecenlik, şefkat esas. Merhamet esas. Dünya sevgiyle dolmazsa dünyada yaşanmaz. Cennetin özelliği sevgi yurdu olması. Cennette her yerde sevgi var. Pırıl pırıl bir sevgi. Dünyada da her yerde pırıl pırıl bir sevginin hakim olması lazım. Bizi dehşet, insanlar dehşete alıştırmaya çalışıyorlar. Acıya alıştırmaya çalışıyorlar. Mesela filmler oluyor. Yumruk yumruğu adamlar kavga ediyor. Kafasını gözünü yarıyor. Yani silahla vurma olmayan, adam öldürme olmayan film neredeyse yok gibi bir şey. Yani bir romantik film bilmem ne oluyor, ona benzer bir şeyler yapıyor. Mesela aşk filmi diyor, onda da adam öldürme var. Asma kesme var. Çocuklara filmler hazırlıyorlar. Hep asmalı kesmeli. Makine tüfekler, tanklar, toplar, silahlar. Romanlarda da öyle. Birçok şey de öyle. Bu dehşet politikasının dünyadan kaldırılması gerekiyor. Şeytan muazzam bir dehşet politikası uyguluyor dünyada. Bunun yerine yoğun sevgi politikasıyla en lezzetli şeyi insanlara ikram etmek lazım. Sevgi en lezzetli olan tağamdır, en güzel yiyecektir. Kalbin yiyeceğidir, ruhun yiyeceğidir ve en çok insan ruhu ona müştaktır. Yani kediler, köpekler bile sevgiye deli olur. Yani sevgi, mesela kedi, hep derdi sevilmektir kedi. Bir seversen bir numaralı ahbabın olur. Tabii yani o boş zamanlarda dikkat edin. Ana konusu sevgidir onun. Gece gündüz sevsen, yani ömrünün üçte ikisi mesela sevgiyle geçse, kedi ister. Yani yemekle uyumanın dışında tek istediği şey sevgidir. Boğuşurken bile sevgiyi amaçlar o. Mesela insan elini ona şey yaparsın, böyle seversin. İnsan elini falan ısırıyor ama mesela dişini geçirmez. Evet. Pençesini geçirmez sevgisinden dolayı. Şakalaşır. Mesela daha doğrusu yalamaya başlar falan böyle. Evet.